2000 yılı üretimi Opel Vectra B190 bin kilometrede 1.8 litre aracımdaki sorun, arabam 5000 kilometrede bir yağ çubuğuna baktığımda sadece bir çizgi yağ eksiltiyor. Su eksilmesi yok. Ancak problemim şu. Yokuş yukarı ya da arabayı zorladığımda yanık yağ kokusu geliyor. Ayrıca arada sırada oksijen sensörüm yanıyor. Acaba sorun aracımın yağ yakması mı yoksa sensöre bağlı bir durum mu söz konusu? Eğer ki pistonlara yağ gidiyorsa motoru rektifiye etmek motoru orijinal halindeki gibi randımanlı çalıştırır mı yoksa bu şekilde kullanmaya devam mı edeyim? Bana sıkıntı yaşatacak sadece koku. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Tayfun Bayrak, Kıbrıs. Sayın Tayfun Bayrak, 190 bin kilometrede olan Opel Vectra 1.8 aracınızın motorunun piston segmanların arasında yağ karteline, yani haznesine kompresyon kaçakları nedeniyle kartel havalandırmasından yağ dumanı ve buharı oluşup hava filtresi yoluyla gaz kelebeğinden tekrar emme manifolda yöneliyor ve bu duman ve gazı tekrar yakıyor. Ancak bu olması gerekenin daha yoğun olduğundan, çünkü 190 bin kilometre kadar bir yıpranma var, hava filtresi yolundan da dışarıya sızarak koku yapabilir. Ya da kartel havalandırmasında hortumunda var olan olumsuzluk nedeniyle emme manifoldu ememiyor ve dumanı dışarıya atmosfere üflüyor. Gaz kelebeği ve aksamlarına hava filtre balansı sökerek kontrol ederseniz yoğun bir yağ birikimi de ıslaklığı da fark edeceksiniz. Motor çünkü zorlandığında zorlanma nedeniyle karteli üfleme daha da artacağından koku da daha yoğun oluyor. Piston segmanlarının kartele yanma gazı ve basıncının sızdığı durumlarda yoğun yağ yakma olaylarına rastlanmaz. Çünkü kartele doğru oluşan basınç pistonların üst bölgesine yağın geri birikmesini engeller ve yağ yakma oranları da düşük olur. Sonuçta yine de 5000 kilometrede bir çizgi olarak açıkladığınız 1 litreye yakın yağ eksiltmesi de var ki 190 kilometrede olan bir motor için de bu normal seviyelerde kabul edilebilir. Öncelikle kartel havalandırma hortum bağlantı ve takılı olan bölgelerini inceleyip herhangi bir dışa sızıntının yukarıda da bahsettiğim gibi kontrol edilmesi gerekir. Yani sızıntı olmadan kokunun gelmesi pek mümkün değil. Birazcık sızıntı var veyahut daha bütçede bir koku da yapıyorsa ki muhakkak bir yerlerden hava filtresinin içine üflendiği için yani oradan da içeri gelebilir. Bu da sizi yolda bırakacak bir şey de değil. Yani burun da değil. Bu sadece buruna koku olarak rahatsızlık verilir. Yağ eksilme bu yağ dumanı kokusu paralelinde artar ise şayet bu bahsi geçen 5000 kilometrelik dönemlerde bir diğerine 1.5 litre gibi olmaya başladığında zaten motorun artık yenilenmesi gerektiği de kesin kes belli olur. Motorun yenileştirme işlemlerinin kuralları vardır. Yani bu kurallarına göre yapılması sonucunda motorda %100 değişmesi gereken parçalar vardır. Talaşlı işlem yapılması gereken parçalar vardır. Bunlar doğru yapılır ise, orijinal parça kullanılırsa fabrika çıkışlar daha da sağlam ve uzun ömürlü bir motor sahibi olacaksınız. Daha iyi olacaktan kastettiğim ise, yani fabrikanın daha iyi mi olur diye belki soracaksınız ama bunun elbise ve tenzilik ile bir benzerliği vardır. Fabrika çıkışı bu üretim konfeksiyondur. Ancak özel yolla yenileştirme ise ısmarlama, elbise diktirme gibidir. İyi günler.